Tengrizm, Tengri'ye tapınmak anlamını taşır. Bu inancın merkezinde çekirdeğini oluşturan varlık Gök Tengri'dir. Bu inanç şamanizm, animizm, totemizm ve ata ruhlarına tapınmayı da içerir. Türk mitolojisinde gök tanrı olarak bilinen, yer ve göğün ortasında yer alan her şeyin hakimi yaratıcıdır. Gök Tengri, erken Türk halkının dininde baş tanrıların ilk örneğidir. Yüce veya yaratıcı Tengri, yaratıcı tanrı olarak biliniyordu. Göktürk kağanları güçlerini Tengri'den gelen bir vekalete dayandırırdı. Tengri'nin bu kağanlara verdiği kudretli ruh olan kuta ulaştığı inancına dayanarak Tengri kut, kutluk veya kut almış gibi ünvanlar kullandılar. Kulağa tanıdık geliyor değil mi? Türklerde tanrı kelimesi tek bir varlığı temsil ederken ileriki dönemlerde çoğul bir varlığı temsil eder. Türkler Orta Asya'dan göç etmeye başladıklarında tek tanrılı dinleri olan Tengrizm zaman içinde çok tanrılı olarak değişti. Değişimden sonra din daha çok Zerdüştlüğe benziyordu. Yalnızca başlangıçtaki iki tanrı kaldı. Tengri iyi tanrıyı ve uçmağı yani cenneti temsil ederken Erlik kötü tanrının ve cehennemin yerini aldı. Tengri ve gök kelimeleri eş anlamlıdır. Tengri'nin nasıl göründüğü bilinmiyor. Tüm insanların kaderini yönetiyor ve özgürce hareket ediyor. Ama ödül ve ceza dağıtımında da bir o kadar adil. İnsanların mutluluğu onun iradesine bağlıdır. Türklerin Gök Tengri ve Yağız ile törenler yaptığı bilinir. Yağız Yir bereket tanrısı olarak bilinmektedir. Gök Tanrı ve Yağız Yir birlikte söylenir. Eski Türk kültüründe hakanları, kağanları tahta çıkaran güç Gök Tanrı'dır. Tengricilik inancına göre doğadaki tüm nesneler birer ruha sahiptir. Tengri bunların en yücesi, en büyükleridir. İklim doğrudan Tengri'nin isteğine göre değişir. Tengri dünyada dengenin yaratıcısı ve koruyucusudur ve iklimlerin doğal süreçleri, devinimleri onun tarafından sağlanır. Diğer tanrısal varlıklar, Tengrici toplumların mitolojilerinde ve kamların dualarında insanlara benzer kişiselleştirilmiş bir şekilde tarif edilir. Ama Tengri kişiselleştirilmez. Sadece zamansız ve sonsuz mavi gök olarak anılır. Tengri'ye ibadet ilk olarak 8. yüzyılın başlarına ait eski Türk Orhun yazıtlarında doğrulanmıştır. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoları kaçırmamak adına kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.